Fatman Cihangir Kafe'den sunduğumuz Bitlis Detay programından merhabalar sevgili izleyenler. Vekillerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bir kadın vekilimiz, HDP kanalından bir kadın vekilimiz var şu an konuğumuz. Sevda Tabak Yamaç hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir, sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Yorgun görüyorum sizi. İyi bir çalışma içerisindesiniz. Evet, yoğun bir çalışma temposuna girdik. Bugün Tatvan'da mıydınız? Tatvan'daydık. Ardından bir site esnaf gezimiz vardı. Evet, gezimiz vardı. Evet. Dikkat ettim. Günümüz yoğun geçiyor. Geldiğimizlere. Yoğun bir tempo. Evet. Akşam üzeri iyi bir de yağış oldu. Aynen. Islandınız mı? Haliyle. Olsun o kadar değil mi efendim? Yani. Evet. Efendim, istiyoruz izleyenlerimiz vekillerimizi tanısın, vekil adaylarımızı tanısınlar. Sevda Tabak Yamaç hanımefendi kimdir efendim? Ben Sevda Tabak Yamaç, 01.09.1973, Bitlis Merkez doğumluyum. Aslen Mutkili'yim. İlk orta lise eğitimi Bitlis'te tamamladım. Şu an sosyal hizmetler son sınıf öğrencisiyim. Eğitime devam etmekteyim. Evet, aynı zamanda. Siyasete neden, nasıl atıldınız, niçin atıldınız, birilerin dürtüsü mü oldu, bir davet mi oldu, memleketim için, insanlarım için benden mi varım dediniz, bir rüyadan sonra mı oldu bunlar? Yok, bizim rüyadan sonra değil de işte BİT'te mevcut siyasi durumlardan dolayı. Evet. 1997'de eşimin işte sürgün, zorunlu göç, tabi tutulmamız dolayısıyla Kahramanmaraş'a sürgün edildik. 1997'de Bitlis'ten ayrıldık. İşte Kahramanmaraş'a yerleştik. İlk siyasete de Maraş'ta atıldım. Geçmişiniz var. Tabii, elbette. Kahramanmaraş'ta DEHAP'ın kurucu üyeliğini yaptım. Evet. İl başkan yardımcılığı yaptım. Kadın kolları başkanlığı yaptım. PM üyeliği yaptım. Siyasetse böyle başladık. Doğaçlama gelişti bizim. Yani haliyle bir anda kendimizi içinde bulduk. Evet, sorgulamaya başladık. Böyle işte 2005'te, 2006'da Van'a tayin istedik. Geri Van'a geldik, yerleştik. 12 yıldır Van'dayız. Esnafım. Esnafsınız. Evet. 20 yılı aşkındır kendi iş yerimi işletiyorum. Kadın giyimi üzerine çalışıyorum. Evet. Avrupa Birliği sosyal projelerde çalıştım. Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğreticilik yaptım. Avrupa Birliği projelerinde eğitmen olarak görev aldım. Şu anda da Alman Kültür Sanat Bakanlığı ile bir çalışmamız var. Belgesel çekimleri, tarihi film çekimleri, oyuncu kostümlerinin tasarımı, evet, dikimi, evet, ben yapıyorum. Öyle bir çalışmamız var. STK'larda gönüllü olarak çalışıyorum. Özellikle kadın hak temelli çalışmalarda yer alıyorum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Çok özür diliyorum. Çocuklarınızı nasıl büyüttünüz? Büyükler herhalde, yaşları büyük. Çocuklarım, hangi büyük ağırlarda? Oğlum 26 yaşında, küçük oğlum 21 yaşında. Kucak dolusu saygılar, selamlar, sevgiler. Aynen, ben de iletiyorum. Evet. Nasıl fırsat bulabildiniz bu kadar iş, güç, uğraş? Geçen bir arkadaş da işte BİT'te bu parti çalışmalarımızda bize şöyle bir soru yöneltti. Yani siz bu kadar koşuşturma... Belki biraz özel oldu, özür diliyorum. Estağfurullah. Nasıl bu kadar işte, bir de ben büyük oğlanı gördükten sonra nasıl bu kadar genç kalabilmişsiniz diye bir soru yöneldi bize eşimle beraber. Ben de bizim kadar adrenalin yaşayın dedim, bir koşuşturun. İlla ki o da sizi bir genç tutacaktır, yaşatacaktır. Yani kadın olarak maşallah hiçbir yerden eksik kalmamışsınız. Mümkün mertebe. Gerçi yavaş yavaş o kabuğu kırıyoruz. Özellikle HDP birçok kadın siyasetçi arasında bulunduruyor. Evet. Hala da devam ediyor. Neredeyse bütün partilerin toplamı kadar üyesinde, evet, bayan milletvekili, evet, adayı var. Evet. Hazır kadınlardan söz başlamışken
Neler söylemek istersiniz kadınlara? Ya şimdi HDP'yi zaten bu kadar cazip kılan işte kadınlara, gençlere ayırdığı kontenjanlardır, çalışmalardır, pozitif ayrımcılıktır. Demokrasinin ve hak demokrasi ve hak özgürlüklerin yoğun bir şekilde dile getirilen bir parti, dillendirilen bir parti. Kadın çalışmalarında yani Türkiye genelinde zaten kadının durumu ortada. Son zamanlarda zaten cinayetler, ölümler, şunlar bunlar bayağı bir kadınlar gittikçe ötekileştirildi. İşte sosyal yaşamın dışına itildi. Daha doğrusu eve hapsedildi öyle diyelim. Bunu kapısını arayan kadınlara işte hak ve özgürlükleri vaat eden parti HDP. Haliyle biz kadınlar da kendimizi HDP'de, ben kendi adıma söyleyeyim, daha rahat hissediyorum. Daha işte siyasi çalışmalar olsun, sosyal alanlar olsun. Daha mı çok olanaklar var? Tabii illaki HDP'de daha çok olanaklar var. Öyle içinde olduğumuz için biliyoruz. Siyasette gelişmiş ülkelerde işte temsiliyet anlamında kadınların oranı %50'lerdeyken bizim ülkemizde daha %30 civarlarında bir şeyde seyirde gidiyor. Bu da büyük bir eksiklik. Ama gittikçe iyiye doğru gidiyoruz diye düşünüyorum, değil mi efendim? Vallahi iyiye doğru şöyle, genelde yine işte HDP parti olarak işte kadınların kontenjanı, eşit temsiliyet, eş başkanlıklar falan. Siyaset alanında yine en çok kadınlar HDP'nin içinde yer alıyor. Diğer doğru. Partilerde çok da öyle bir şey sanki böyle göstermelik veya diyelim ki formalite icabı bir 5-10 bilemezdir 20'lere kadar kadın sayısı anca vardır. Şunu da unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Şu anki mevcut hükümet gerçekten kadınlarla ilgili birçok proje yürütüyor. Bizzat şahit olduğum için bunu söylüyorum. Tarımsal projelerde olsun, diğer projelerde olsun kadınlar birçok alanda yer ediniyorlar, edinmede devam ediyorlar. Kadının gerçekten olması gerektiği yere kadın gelmek üzere diye düşünüyorum ülkede. Vallahi bunun için biraz daha zaman... doğrudur, haklısınız, var. Evet, var. Biraz daha zaman var ama iyiye gidiyoruz diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Öyle gözüküyor. Umarım sonuna kadar öyle gider, şu alırız. İyi olur, daha da iyi devam eder. İnşallah. Efendim, HDP diyoruz, Halkların Demokrasi Partisi diyoruz. Neden vatandaşlarımız HDP desin? Neden HDP'ye oy versinler efendim? Ne için versinler? Mevcut... Onları nasıl cezbedebilir söylemleriniz? Ne söyleyebilirsiniz? Ben şimdi mevcut bulunan ülkemizdeki siyasi partilerin hepsine bir genelleme yaparak bakalım. Diğer partilerin vaat ettiklerine bakalım. HDP'nin vaat ettiklerine bakalım. Yani sizin vaatleriniz nelerdir? Parti neler, olarak mı? Parti olarak neler vaat ediyorsunuz? Ya biz öncelikle hak ve özgürlükleri vaat ediyoruz. Yani hak ve hukukun olmadığı bir yerde ekonominin de olmayacağını biliyoruz. Özgürlük çok önemli bir mevzu. Evet. Çok önemli bir mevzu. İnsanlar kendilerini özgür hissetmedikleri sürece paranın varlığı hiçbir şey ifade etmez. Mal varlığı hiçbir şey ifade etmez. İllak. Dünya kadar malınız olsa özgürlüğünüz kısıtlandığı sürece bir fayda göremezsiniz. Buna şahsen inanıyorum. Evet. Özgürlük konusunda haklısınız. Yani özgürlük iyi bir şey. Yani illaki insanların yani kendini rahat hissettiği ortamların olmadığı durumlarda yani ekonominin burada şeyi ne kadar etkili olabilir ki? Öncelikle İnsanların işte demokrasi, hak, hukuk, insani öznel yani hak temelli ortamlar, çalışma ortamlarını da etkiliyor, ekonomiyi de etkiliyor, yaşamın kendisini etkiliyor. Bir insanın psikolojisi rahat olmadıktan sonra yani bir verim olayı da bu anlamda düşük olur yani. Şöyle bir şey sorsam efendim, kendinizi şahsen özgür hissetmiyor musunuz? Valla şahsen ben yani mücadeleci bir kadın olarak kendimi çok da yani özgürlüğü kısıtlanmış olarak hissetmiyorum. Elbette ki bir takım eksiklikler vardır ama ben kendim adına öyle bir şeyi çok da hissetmiyorum ama genel anlamda tabii benim kadar şanslı olmayan kadınlarımız var. Sistem tarafından işte erkek egemen toplumun dayatmış olduğu bir takım baskılardan dolayı
Yani kendini ifade etmeyi bırakın, nefes alacakları alan bırakılmıyor. Yani onlar açısından elbette ki özgürlükler noktasında rahat değiliz. Seçilirseniz, meclise giderseniz kadınlar için çalışacak mısınız? Elbette ki. İlk hedefim zaten kadınların öyle bir çalışma. Için, aynen. Kadına yapılan şiddetten dolayı neler yapacaksınız? Özellikle ben Bitlis için söyleyeyim. Uzun yıllar Bitlis'ten uzak kalmıştım. İşte ara ara gelip gidiyorduk ama yaklaşık işte 20 gündür Bitlis'te dolaşıyoruz. Yani Bitlis'te çok bariz bir şekilde yani gerileme olduğunu düşünüyorum. Sokakta doğru dürüst kadın göremiyoruz. İş alanında yine öyle. Yani kadınlar hiçbir yerde yok. Tamamıyla eve itilmiş, hapsedilmiş bir pozisyondalar diye düşünüyorum. Bu anlamda yapabileceğimiz şeylerin en başında işte STK'ların kurulması, kadın kooperatiflerin oluşturulması, kadınları sosyal alanlara çekmek. En büyük amacım bu yani. Bu yönlü bir çalışmalarım olacaktır. Kadın hakları, hukukları, çocuk eğitimi, sosyal alanda yaşam, ekonomiye işte katma, bir sürü projeler, Avrupa Birliği projeleri var bu anlamda. Özellikle kadınlara öncelik verilen projeler var, kolaylıklar sağlanıyor. Bu alanda çalıştığım için deneyimim de var, tecrübem de var. Birçok şey katabileceğime inanıyorum ve bu Bitlis için bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde Bitlis'te kadınların gerçekten yaşama dahil edilmesi gerekir. Siz yaklaşık bir haftadır çalışıyorsunuz. Daha fazla. Mahalle mahalle evet dolaşıyorsunuz. Evet. Haliyle gündüz vakti olduğu için erkekler yok, kadınlar var. Evet. Siz de birebir onlarla görüşme sağlayabiliyorsunuz. Evet. Tepkileri falan ne, söylemlerine, söylemek istediklerine neler söylemek istiyorlar? Düşündüğünüz gibi gerçekten evlere hapsedilmişler mi? Evet. Söylüyorlar mı bunu? Yani bunu söylüyorlar ve biz de bariz bir şekilde görüyoruz. Kimseler var mı? Elbette özellikle iş alanında çok şikayet alıyoruz. İşte bizim çalışabileceğimiz ortam yok. Aynen. Ya ondan ziyade işte ortamın olmadığını söylüyorlar. Mesela iş hayatına evet iş hayatına atılmak istediklerini söylüyorlar. Mesela ev kadınlarımızın işte yaptıkları yemeklerin, ürünlerin, el becerilerinin, el işlerinin falan onları pazarlayabilecekleri bir alanın olmaması. Yani bunlar için işte en azından belediyelerin hazırlayabileceği, ayırabileceği bir pazar sokağının olması gerektiğini düşünüyorum. Tatvan Belediyesi'nin, Tatvan Kaymakamlığı'nın, Rizan Kaymakamlığı'nın ve birçok belediyenin var bu tür çalışmaların var olduğunu biliyorum, gittim, gördüm. Çok da iyi işliyor. Evet, Bitlis'te de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bitlis İl Merkezi evet, için. Evet, merkez için. Doğru, olabilir. Evet. Bitlis İl Merkezi'nde bilmiyorum ama evet. Rizan'ı biliyorum, Ağlat'ı biliyorum, Tatvan'ı biliyorum. Evet. Hem belediyeler hem kaymakamlıklar bu faaliyetlerde bulunuyorlar. Bitlis'in merkezinden haberdar değil. Hı. Olmuş olsaydı haberdar olurduk. Buradan da duyurulur. Şu kulakları açın duyun. Sizlere geliyor bu sözler. Efendim, son olarak hem kadınlarımıza hem seçmenlerimize neler söylemek istersiniz? Bu seçim sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmak istiyoruz. Öncelikle kadınlarımıza, gençlerimize ve bütün halkımıza sesleniyoruz. Oylarımızı kullanmaya gidelim, oyumuzu kullanalım, sandıklarımıza sahip çıkalım. Geleceğimiz için, kendimiz için, ekmeğimiz, aşımız için doğru tercihler yapalım. Biz kendi açımızdan illaki kendi partimiz olan HDP'ye oy talep edeceğiz. Bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a sloganıyla kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben efendim. Teşekkür ederim. Için, sağ olun. Için, sağ olun. Siz de sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Değerli saygılar. Izleyenler, sağ olun. Değerli izleyenler, birbirinden değerli şahsiyetleri konuk etmeye devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki adayımızla, bir sonraki programımızda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.